belli olmaz ama bildiğim kadarıyla arkadaşlar <laughs> bildiğim kadarıyla evet arkadaşlar yayındayız şu an Beyaz TV açılsın yayındayız kapatıyorum hayırlı akşamlar yayına girdik hadi bakalım ertemin başlayalım canlı videoyu bitirdik evet e, sevgili seyirciler devam ediyoruz Sinan abi anketi bir görelim mi e, evet. anketi bir görelim Sinan abi bir anket istemişti e, ne demişti ankette Beyaz Futbolla ilgili olarak biliyorsunuz bize tweetler atıyorsunuz. Beyaz futbol yorumu etiketiyle bize tweetler atıyorsunuz sevgili arkadaşlar. E, bu tweette, e, bu ankette... Ha. Ne oldu? Yok çok güzel bir resim e, vardı. Ona anketimiz versen. var bu anketimizi bir görelim. E, Buruma Beşiktaş maçında oynasın mı oynamasın mı? Buruma Beşiktaş maçında oynamalı mı? Şu ana kadar %50 %50. 1200'ün üzerinde oy kullanılmış. Bekliyoruz. 15 dakika içerisinde %50 evet. %50 hayır e, sevgili seyirciler. Sinan abinin Instagram adresi Sinan Engin. Sinan Engin Instagram adresine e, girebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Çok yakışıklı bir fotoğrafı var. Oradan e, stüdyodan bir fotoğraf var. Oraya yorumlar yapabiliyorsunuz. Benim Ertem Şener ben Instagram adresi. Baktım abuk abuk, abuk şeyle Dinçer Azapan'a yorum atın. O bana ulaştırıyor. Daha sayılır o. Şu an Dinçer aygın baygın yatıyor. Morali çok bozuk. Morali bozuk Dinçer'e atın yorumlarınızı. Kapattım Ertem. Dedim Peki, ben sana. sana derbi de e zapan oynamalı mı? Burumanın <laughs> yerine. <laughs> Dinçer'in morali bozuk. Dinçer'in morali bozuk. Niye? Dinçer e bazı şeylere, bazı şeylere sinirlendi. Morali bozuk. İki gün önce bir e, yine bir pitbull ısırmış ama. Yok yok. Bir sıkı, sıkı, morali bozuk. Bir sıkıntısı var söylemek istemiyoruz. Üzdüler Dinçer'i. Allah çarpsın. Şaka yapıyorsun. Vallahi. Kardeşimi üzdüler evet. e, Onu E, biz de üzeriz. Sinan Bakacağız abi. bakıyoruz ama. Başka bir konu var da söylemek istemiyoruz. Başka bir konu var. Dinçer hakikaten bakalım inşallah. Bir hırsızlık olayı vardı da onun için. Aa. Söylemek istiyoruz. Biz Kıbrıs'tayken Dinç öyle. Önemli değil ama. Halledeceğiz. Peki. Ee, Hırsızlar bulunacak yakında. Peki o zaman. Dinçer Azapan. Geçmiş olsun Rahat ol kardeşim. Emniyet arkanda bütün olsun. emniyet dostunuz zaten. Sinan abi. Krasnodar. Şu, takımı. üç M2. Içinde, M2. şu üç takımın içinde, şu üç tane seyrettiğim takımın içinde Avrupa'da en iyi performans bir Beşiktaş, iki Osmanlı, üç Fenerbahçe. En iyi takım bana göre Beşiktaş'ın rakibi. Osmanlı dediğim gibi tipik bir Avrupa takımı. Tipik bir Avrupa takımı. Müthiş oynuyor deplasmanda. Üç takımımız da turu geçer. Ertem'im. Fenerbahçe'de Sarıçoğlu'nda kazanır. Fenerbahçe kazanır. Çünkü Fenerbahçe seyirci, meyirci falan filan içeride falan filan gider. Kazanır. Ee, üç takımdan da takımlarımız daha kuvvetli. Yani üç takım. Beşiktaş'ın zaten garanti. Beşiktaş'ın garanti. Osmanlı'da ben garanti gibi görüyorum ama zor. Ee, eh, bak bu kardeşim benim Çeşme'de Radisson Otel'de çalışıyor. Engin. Bu sene şimdi evlenmiş. Allah Mutluluklar diliyorum Engin ve Fatma. Mutluluklar diliyorum. Allah bir yastıkta yastık kocasın. İnşallah çolunlarınız, çocuklarınızı, torunlarınızı seversiniz. Allah müstesnasın çocuklar. Şimdi Ertem ee... bir tanesi bize demiş ki çakma Beşiktaş'tılar. Galatasaray'ı öve öve Galatasaray hal oldu. Kasaylar bize kızıyorlar. Kızlar. <laughs> o bakışı bir daha. Galatasaraylar bize kızıyorlar. Sen çakma Beşiktaş'lar. Ne? Biz çak... <laughs> bana demiş bana. Ya çakma bize. Neyse <laughs> önemli değil de şimdi Ertemcim. E ee, takımımızdan da daha güçlü takımlarımız. Üçümüz de 3 üç takımımız da turu geçer. Net. Geçer. Geçer. Yani ben e, Fenerbahçe'nin orada işi bitirmesini bekliyordum. Yani ilk başta işi en az bir 1-1'e bir falan da getirseydi düşünüyorum ama abi nasıl Emenike'yle çıkarsın sahaya? Nasıl oynarsın Emenike'yle? Emenike'yi herhalde dediler ki Emenike için işte bu Rusya'da falan oynadı. Bu havayı sever, buraları sever. Emenike oynatalım. Emenike işte kendini de affeder. Evet. Affettirir yani. Ama Emenike'ye bakıyorsun. Topun üstüne başıyor, basıyor, koşamıyor. Onda bir günah yok. yürüyemiyor Onda da bir günah yok. Tek değişen saçları olmuş. Abi Emenike'yi oynatmak Lens'e bakıyorsun. Koşamıyor, çalım atamıyor, adam geçemiyor. Yazık. 6 tane oyuncusu var yükünü çekiyor Fenerbahçe'nin. Savunması, orta sahada Soza, Yazık. Topal falan bunlar işte yükünü çekiyor. Onun dışındaki oyuncular normal figüran vazifesi görüyorlar. Ama Fenerbahçe'yi Fenerbahçe'yi hiç bu kadar ben yani bir Avrupa maçında böyle kötü görmedim. Pozisyona bile giremedi Ertem. Hiç. Pozisyonu bile yok. Pozisyonu bile yok. Fenerbahçe Kasımpaşa maçı nasıl sonuçlanır şeklinde bir tweet attım. Siz de yorumlarınızı yazın lütfen. Onu Alttan ben de bilmiyorum. Geçelim. Bana sorsana. Fenerbahçe Kasımpaşa bilmiyorum maçı ki Vallahi bilmiyorum. Kapalı kutu değil mi? Bilemiyorum ki. Geçen hafta Paşakşehir'e Medipol'e 4 attılar. Yani bu maça Fenerbahçe ne oynar bilemiyorum ki. Fenerbahçe takımını. Hani nasıl bir oyun oynar bilemiyorum ki artık. Nasıl bir kadroyla çıkarsın lan abi? 11 kişiye çıkar. 11 kişiye çıkar. <laughs> artık gerçekten böyle mi? Yani yorumlar böyle olur. 11 kişiye çıkar Ertem. Kimin oynayacağını bilmiyoruz biliyor musun? Bir topalı garanti görüyorum. Kayar'ı garanti görüyorum. Volkan Demirel. Şikerteli garanti görüyorum. Sabek Şener'i garanti görüyorum. Ötekileri garanti görüyorum. Hasan Ali. Belli değil bilemez. Mi? İsmail olabilir. Volkan Demirel. O garanti. Volkan, Kayar, Şikartel, Şener, Topal. Onun dışında gelir. Sinan yani abi. Bu. Sana bir şey söyleyebilir miyim? Lens konusunda sana haftalardır katılmıyordum. Ama Krasnodar maçında abi koşamadım. az bile söylemiş. Ertemim, koşamadım. az bile söylemişsin. İşte anlatamadım. Apo ile ben o gün Apo ile Çakara anlatamadım. Dedim ki senin takımının en iyi oyuncusu Lense ya diyorlar ki Lens takıma göre ya takıma göre iyi olabilir Ertemim. Senin takımın en iyi oyuncusu Lense olamazsın şampiyon. Yetmez. Yani Lens'in bu performans tek başına ayrı. Bir de bu var. Abi çalım atamıyor. Adam geçemiyor. Kaçak. Benim son halim. Futbolu bırakma hallerim var Adam geçemiyorsun. Ulu olduğun yerden orta Sen yapıyorsun. Uzaktan hayır hayır. olduğun yerden yani. ortaya yaparsın. Adam geçemiyor. Vurup gidemiyor. Sprintel bir oyuncu hesapta değil mi? süratli Ama değil. Değil abi. Kaba. Yani fizik olarak gidemiyor Ertem'im. Koşamıyor. Adam geçemiyor. Olamaz. Geldiğinde Araya çok iyi abi. Bak müthiş. Oyun zekası müthiş. Ama fizik gücü çok kötü orta yaparsın, araya atıyor, müthiş top kesiyor. Onlardan fikirim... Ama yetmez Fenerbahçe'nin şampiyon yapmak için. Bir tek o, bir tek oysa hadi göreceğiz bakalım önümüzdeki sezon alacak mı Fenerbahçe onu. Bakalım alacak mı? Ha! Advokat kalırsa Advokat diyecek ki alalım. Alalım diyecek advokat... kalsın. Evet. Hadi bakalım alacak mı? Yıllar evvel ne dedim burada Fernando'a ile ilgili? İlk daha geldiği gün goller atarken dedim. 30 tane de asla Fenerbahçe'nin santrafı değil dedim. Değil dediniz. 30 tane de asla değildir. Değil dediniz. Yapma. Bugün Emenike'yi oynatıyorsun. Haylardır oynatmadığını Fernando'yu oynatmıyorsun. Bu takımın bir tane klas oyuncusu var Ertem'im. Van Persi. Onun da bir gün bir yeri patlıyor. Ertesi gün öteki tarafı patlıyor. O da hazır değil fizik olarak işte ondan. Adam hazır değil. Bir gün bir yeri bir gün bir yeri çekiyor. Fizik olarak. Tek klası o. Onun dışında normal önce. Sinan abi bak e, advokat avukat Emenike için ne demişti? 33 numara bir ekrana gelsin. Fotoğraflarınız gelsin ara ara veriyoruz hepsini. Ara ara değil sürekli ara ara kaset giriyoruz. E, Emenike için ne demişti bakın? Satış listesine konuldu ondan sonra. Sonra da satamadılar. Daha doğrusu Emenike takım bulamadı. Bir izleyelim bakalım. Avukat ne demişti? Emenike, I think it's better for both that they try to get another club. İkisi içinde başka bir kulüp bulmaya çalışmanın daha iyi olacağını düşünüyorum şu anda. Çünkü eğer bir kulübe geldiyseniz ve bir kulüpte çalışıyorsanız o kulübün bazı kuralları vardır ve bu kurallara uymak durumunda olduğunuzu bilirsiniz. Bu kurallar herkes için geçerlidir. Sadece oyuncular için değil, aynı zamanda teknik heyet için de aynı kurallar geçerlidir. Ama onlar kendi kurallarını koyabileceklerini ve bu yönde devam edebileceklerini düşündüler. Belki bu birçok hoca da mümkün olabilir ama benle bu mümkün olmaz bir an gelir ve bu durum fazla olmaya başlar artık ve o anda şu an geldi fazla oldu fazla oldu diyor sonra e, hazır olmayan bitik olan hani abi şimdi fazla da üzmek istemiyorum eminik eden fark yaratmasını bekleyemezsiniz diyor ve Krasnodar maçına koyuyor. Ben anlamadım Sinan abi bu işten. Bu düşün... yönetime bir mesaj mıdır avukatın? Advokat, Siz bu adamı satmazsanız, satamazsanız, bir forvet alamazsınız ya da bir on numara almazsanız ben de oynatırım. Gibi. Yönetim, Ertemciğim yönetimle öyle bir giderli durum yok. Yönetimle aralısı çok iyi avukatın. Avukatı yönetim seviyor, yönetim de avukatı seviyor. Birbirlerini seviyorlar Ertem. Değil. emin ki sadece ortak karar vermişlerdir. Çağırmışlardır. Gel bakalım. İşte Rusya sen bu iklimi tanıyorsun, biliyorsun. Sen burada iyi oynarsın. Deplasmanda hızlısın, süratlisin. Sebep budur. Ama abi kaç aydır oynamıyor. Hazır değil. Adamı kenara atmışsın ama helal olsun Fenerbahçe takımına. 8 kişiye, 9 kişiye gitti orada. 1 da kötü sonuç değil. E çünkü Fenerbahçe'nin rakibi zayıf yani. Krasnodar zayıf bir takım. Çok. Orada 5. 5. galiba falan. Böyle evet. çok üst düzey bir takım değil. Yani bir Dinamo Kiev, Minamo falan düzeyinde bir takım falan değil. <laughs> ee, tabii Dinamo Kiev 5 maçı hakem. Hakem ben dolayı kaynaklanan maç. Ha, o maçta gerçi Beşiktaş'ta kötü oynadı ayrı bir şey. Ama hakemler ama emin ki oynatması büyük bir skandal. Abi Ozan Tufan'ı Santrafor oynatırım emin ki yine oynatmam. Ciddi misin Sinan abi? Abi gördün oynadın oldu. Ben Alper'i oynatırım. Mesela ya, ya. Doğru. Doğru. Yüzde Abi ya, hiç olmasa hiç olmazsa adam yani <laughs> oynamak ister çocuklar. Bu sanki bunu silah zorla oynatıyorlar. Zorla oynatıyorlar. Kas, yani ben Fenerbahçe takımında enteresan abi. Surat asık. Negatif enerji. Ya Fenerbahçe'ye gelmişsin kardeşim. Fenerbahçe'ye Fenerbahçe gelmişsin. Fenerbahçe, ya. Fenerbahçe gibi bir takıma gelmişsin. Sen buraya, sen buraya 5 bin lira, 10 bin lira maaşla belki daha fazla diyorum, 5 bin TL diyeyim veya 2 bin euro, 2 dolar maaşla oynamış böyle başlamasın. Bugün alıyorsun 100 bin euro, 200 bin euro maaş alıyorsun eminike Kıymetini bil bu futboldan kazandıkların. Ama futbola ihanet ediyorsun oğlum. Ey aslanım benim be. Maşallah. Selamlar. Kim bu kardeşimiz? Aziz. Maşallah. Evet. Maşallah. Yani sen ihanet ediyorsun Fenerbahçe'ye. Futbola ihanet ediyorsun. Yazık ya. Fenerbahçe takımı sana büyük para verdi. 11-12 milyon euro para verdi. Seni almak için şeyden. Karabük'ten. Ve sen büyük paralar kazandın. Zengin oldun. Futbol sayesinde ama sen bugün futbola ihanet edemezsin. futbola ha bak. Şimdi Buruma ile Melike'nin konusu aynı mı? Burma'nın yaptık Burma Emenike'nin yaptığının yüzde birini yapsa derim ki haklı. Ama adam idmanda koşma bir idmanda iki idmanda idam edildi Burma. İki idman ya. Çok enteresan gerçekten e, ee, Emenike Emenike'yi anlamak mümkün değil. Rus basınının yapmış olduğu bir açıklama var. Ee, bir 32 numarada görelim. Fenerbahçe'nin ilk dört e, ilk dörde girmesiyle ilgili olarak bir görelim bakalım ne demiş. Ee, Rus basını ne diyor? Fenerbahçe'nin bu futbolla ilk dörtte olması çok şaşırtıcı. Türkiye'de. İşte Türkiye Ligi'nin kalitesi belli Ertem'im. Yani Türkiye Ligi'nin kalitesine bak anla. <laughs> Türkiye Ligi'nin kalitesi çok kötü bu sene. Çok kötü. Fenerbahçe'nin bu futbolda ilk dörtte olması çok şaşırtıcı. Bir de Sinan abi. Ama bu Fenerbahçe bu değil. Yani bu oynanan oyun değil Fenerbahçe'nin oyunu. Fenerbahçe bu yani bu Krasnodar maçındaki Fenerbahçe değil gerçek Fenerbahçe. Fenerbahçe bunun daha iyisini oynayabilir. Mesela Bursa'da oynadı. Hakem mahkem orada Fener'i yediler orada. Van Vampersi. Van Persie. Oynamaz mıydı burada Sinan abi? Ama işte Ertem hazır değil ki adam bir adele çekiyor. Vücut vücut gidik patlak. Eminik eden daha hazır değil miydi? Fihay hazır ayrı bir şey. Sakat adamın sahada yürüyecek. Hani sakat adele hazır değil. Koşamıyor. Çünkü bir, bir gün burası çekiyor, ötesi gün burası çekiyor. Vücut yani sönmüş. Aldığım bilgi anladım. Aldığım bilgi yani vücut hazır değil. Yoksa fena Fenerbahçe'nin tartışmasız hazır olursa formayı birinci Asya'dan adam Van Persie. Doğru. Sonra işte Volkan falan ayrı bir şey onları saymıyorum ama baktığın zaman Van asarsın. Çünkü klas yetenekli futbolcu. Ama adam abi fizik olarak her yerden şey veriyor patlak veriyor. Yetişmiyor yani vücudu. Anladım. Bir orası atıyor, bir orası çekiyor. Tam iyileştirin diyorsun. Pat idmanda dele çekiyor yoksa. Adam niye onu oynatmasın ya? Yani Beşiktaş maçını oynattı. Beşiktaş maçını aldı adam. Yani Van Persi. Kea e, maç sonrasında yayıncı kuruluşa bir açıklama yapmıştı. Advokat ona cevap verdi. Karşılıklı bir sürtüşme oldu. Bunu artık herkes biliyor. Medyaya da yansıdı. Tesadüf eseri pozisyona giriyoruz. Oyunumuzu geliştirmeliyiz diyor. Bakın. Yayıncı kuruluşa söylediği söz, tesadüf eseri pozisyona giriyoruz. Oyunumuzu geliştirmeliyiz. Avukat ne demişti Kea ve defans bölgesi için çok basit goller yiyoruz. Kea'nın olduğu pozisyonu eleştirmişti Sinan abi. Evet. Karşılıklı bir atışma var. Maç sonrası direkt olarak Kea'nın bunu söylemesi, avukatın açıklamayı yapması son derece ilginç geldi bana ilk defa. Ve avukat her maç sonrasında, her puan kaybı sonrasında muhakkak suretle futbolcularını eleştiriyor. Vallahi her, her maç sonrasında Fenerbahçe yönetimine buradan bir şey ses, söylemek istiyorum. Yani önümüzdeki sezon Advokata teklif yapılmış. Yani Fenerbahçe bu konuda ciddi mi? Yani şey yani bakıyorum. Enteresan şeyler oluyor. Enteresan kadro, enteresan 11, enteresan oyuncu değişiklikleri, enteresan maçtan sonra konuşmalar. Doğru. Yani Fenerbahçe yönetimi acaba bu konuda ısrarcı mı? Advokatın. Yani antrenörlük bu kadar kolay mı yani? Fotoğraf. İstediğini konuşuyorsun, istediğini ediyorsun. Maçtan sonra istediğini eleştiri yapabiliyorsun. Kaç oynamamış adama al sen oynatayım diyorsun. Çok... Veya oyuna sok ya. Emin iki bari oyuna sok. Yani oyunu seyresin bir havayı abi, emin iki. Çıktı bakıyorsun emin ikiye. Şimdi hazır emin iki en fikrim. Şu anda tabelada bir numarayız bu arada. Nerede ki Twitter'da. Twitter'da. Twitter'da mı? Topik Trend'de bir Hakikaten. numarayız. Onur söylüyor şu anda. Hayırlı olsun. Yani... Sinan abi, Alper'i sağ al. Sovu şey, e, Alper'i sola al. Lens'i sağ al. Sovu forvet yap. Arkasına Ozan'ı işte ne bileyim. Koy birisini abi, işte yani. Sonra hamle yaparsın. 60'da sonra e hamle 60, yap. 65'te at oyuna yavaş yavaş. Hani hafta içinde maç yaptırdın mı? Bu Emeniki kaç aydır? En büyük antrenman, en büyük kondisyon maçtır. Bu futbolcu antrenman yaptı. Koşamıyor, gidemiyor. Bir de bu Emenike ki sen de dalga geçti. Şimdi, Arabanın içerisinde arkadaşlarıyla ha 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 gülmeler şimdi Krasnodar, şimdi bu Krasnodar takımı Krasnodar takımı çok zayıf bir takım sana göre. Senin orada senin orada Beştaş gibi ikili güçlük yapman lazım. İşi bitirip gelmen lazım. Doğru. Şuraya bırakmaman lazım işi. Buraya bırak. Bu futbol bu. 1-0 geliyor burada sana kapanır. Kapanır Ertem'im. Bir de kontratak Allah korusun yaptı gitti. Dur geçti ondan sonra. Ama geçemez. Fenerbahçe rahat geçer. Bak Fenerbahçe Saraçoğlu'nda taraftarı, maraftarı farklı bir ambiyans yaratıyor. Aynı Galatasaray'da aynı öyle. Yani anladın mı? Yani Galatasaray'da kendisi aslında farklı bir ambiyans yaratıyorlar taraftarıyla beraber farklı oynuyorlar. O ayrı bir şey. Türkiye'de futbolcu psikolojisini, soyunma odası psikolojisini herkesten daha iyi bilirsiniz. Teknik direktör ile özellikle. Futbolcular arasında o 100. yıl başta olmak üzere siz bunu kabul etmiyorsunuz ama söylüyorum taraftar da kabul ediyor. O arada köprü olmasaydınız çok büyük sıkıntılar çıkmıştı. Evet, o ona evet. kafa, o ona bilmem Şimdi Sinan abi. Luchescu sürekli futbolcuları kötülediği zamanlar oldu size. Maç sonrası Kötülemedi, hayır. hayır hayır. Kötülediğim böyle <laughs> hani Çeşko çok mülayim bir adam. Şöyle şöyle özür dilerim yanlış söyledim. Avukat maç sonrası yenilgi sonrasında hep böyle futbolcuları kötülüyor. Futbolcular kötü oynuyor işte çoşko, şöyle oluyor böyle oluyor. Hiç kendisini söylemiyor. Şimdi Fenerbahçe'li futbolcuların şöyle düşünme ihtimali var mı? Ya kardeşim hep biz hep biz hep biz. Ne diyorsun sen ya deyip. Yarın bir sıkıntı çıkabilir mi ortaya? Zannetmiyorum. Almak oynamıyoruz işte gibi. Yok demez. Yani Fenerbahçeli bir futbolcu bilemez ama kendi ayağına kurşun sıkmaz şimdi. Fenerbahçeli <laughs> her futbolcu şu <laughs> Krasnodar maçını kazanmak ister, turu geçmek ister. Çünkü hepsi Avrupa arasındayken kendilerini göstermek istiyorlar. Yani bu futbolcu futbolcu mas oynamaz diye bir şey olmaz zaten. Bunu unutalım. Ben bunu zannetmiyorum. Öyle bir öyle bir yani eee teşkilat olmaz. Yani Skarteli sen şimdi gel mouse oynamalın diyemez. Demez. Kayare diyemezsin. Volkan'a diyemezsin. Topal'a diyemezsin. Hiç diyemez tabii. Anladın mi? Aynen. mı? Skarteli'nin oyun karakterini aynen. düşünerek konuşuyorum. Kayar'ın karakterini düşünerek düşün konuşuyorum. Volkan'ı tanıyorum. Topal'ı tanıyorum. Öteki genç çocuklara söylememe gerek yok. Hiç öyle bir şey olmaz. Onu düşünme. Ama buradaki sıkıntı, buradaki sıkıntı teknik direktörün bu tip demeçleri. Lüçesko da böyle şöyle Lüçesko futbolcusuna sahip çıkardı. Gelirdi gizlice bana memnun olmadığını söylerdi. Bazısından konuşurduk ederdik falan filan. Lüçesko öyle bir Adam böyle mülayim bir adam. Bir ya o dönemin futbolcuların arkadaşlarımız da var. Yani Sinan abi olmasaydı çok büyük sıkıntılar çıkardı diyen çok futbolcu var. Olabilir olabilir. Farklı şeyler Arkadaşlarımız yani. Neyse o yani. geçmiş 10-15 sene olmuş. Geçmiş gitmiş artık. Mevta olmuşuz biz o konuda. Gitmiyor. Kapanmış artık. Geçmiş onu. gitmiş diyorsun da <laughs> 100. yıl gelmiş. <laughs> ya, ye, yani. Şampiyonluklar gelmiş ya, neyse. Sinan abi. Yani o zaman, ondan sonraki dönemi de biliyoruz o yani. O zaman o zaman ki <laughs> farklıydı. O zamanki sosyal medya yoktu bilmem ne yoktu falan. Daha rahattı ortamlar. Şimdi sosyal medya <laughs> var. Çok gerginlik oluyor. Doğru. İnsanlar e, Ertan birbirlerini dolduruyorlar burada bir takım şeyler yapıyorlar. Onun için e, ama e, advokatın bazen beni şaşırtıyor. Konuşmaları, kadro yapısı advokatın beni şaşırtıyor. Ben çünkü advokata son derece saygı duyuyorum. Kariyerine saygı duyuyorum. Kendisine saygı duyuyorum. Fenerbahçe yönetimi ona önümüzdeki sezon gel diyor. Burada yalnız yaşıyor. Hanımı yok burada. 29. Hanımı, hanımı yurt dışında. Hanımı gelmedi çünkü zor ikna etti Fenerbahçe yönetimi gelsin. Doğru. Ama önümüzdeki sezonda bir düşünmek lazım. Advokat advokat konusunda kararlı var mı? Ben, ben, biraz şüphelerim var. Rus basınla yaptığı açıklama çok para kazandım. Aileme zaman ayıramıyorum. Bu bana yeterli ne demek? Enteresan konuşmalar hep yer değil mi? Tuhaf değil mi? Enteresan. Yani bilmiyorum çok enteresan. Mesela o beni şu mesela o beni üzdü mesela. Fenerbahçe adına şey olan. Fenerbahçe <laughs> e, Rus basını Fenerbahçe hakikaten ilk dörtte evet, mi diye. Ilk dört. Bu senin Türk futbolunun durumunu gösteriyor. Ben bunları yalanlama yapılmadığı için veriyorum. Haberiniz olsun. İki gün önce, üç gün önce çıkan haberler Fenerbahçe'nin resmi sitesinden bir yalanlama yapılmadığı için bunları veriyorum. Ee, 31 numara gelsin. 31 Ay numara Ayşe, Ayşe Estetik tamam söylüyorum. Ayşe Estetik selamlar kızım benim. Öpüyorum seni. Bak bakımım da geldi hadi. Ayşe Estetik öpüyorum seni. Bu sene şampiyonluk çok zor diyor Sinan abi. Dirk Advokat Abi diyorum bak bunları ben görmedim Ertem. Bunları sen bana şeyini çıkardın. Evet. Görmeden su. duymadan yani bunları görmeden sana söylüyorum. Enteresan şeyler söylüyor. Evet. Abi nasıl motive edeceksin taraftarı? <laughs> türbinlere taraftar gelsin diyoruz. E nasıl gelecek Fenerbahçe türbinlere? taraftar? Bu yaptıktan sonra nasıl yani gelecek? Şampiyonluğu çok zor diyor. Değil mi? Evet. Nasıl gelecek abi? Yani enteresan. Bunları söylemiş mi? Evet, söylemiş. Evet. Nerede söylüyor zaten bunları? Basın toplantısında. Şampiyonluğu çok zor. Evet şampiyonluğu çok zor olduğunu biliyorum. Şampiyonluğu çok zor ama Devamında ne söylemiş arkasına? Bu sene şampiyonluğu çok zor ama mutlaka olmak istiyoruz. Elimizden gelen her şey ama çok zor. Evet doğru çok zor. şampiyonu çok zor. Şimdi mesela geldi. Diyelim yarın. Ne var? Fenerbahçe. Kaç puanı var Ertom? Fenerbahçe'nin 39, 36 puanı var Sinan abi. 36 değil mi Ertem? 36. Ertemim. Evet Sinan abi. Yarın kaybetti değil mi? Evet. Fenerbahçe Beşiktaş kazandı. 47. Değil mi? Evet. Kötü senaryo yazıyoruz. Devam ediyoruz. Bir deplasmana gitti. Yine takıldı. da Galatasaray'ı yendi. Buradaki maç prestij maçı olur. Yani Beşiktaş Fenerbahçe maçı Vodafone Arena'da prestij maçı olur. Açılır fark. O zaman tek rakibi kim kaldırıyor Beşiktaş'ın? Başakşehir. Başakşehir. Başakşehir'de kafa Başakşehir. kafaya giderler. Doğru. Yazık bizim de televizyon programı yapıyoruz. Ne konuşacağız? hafta işi. tabii canım Fenerbahçe Galatasaray olmadan ne konuşulur yani. Gerçekten Aynen öyle doğru söylüyorsunuz. Sevgili arkadaşlar. Biz televizyoncu olarak istemeyiz. De. Son Sev, haftaya kadar gelsin. Sevgili seyirciler. Aynen öyle. Sevgili seyirci işte gördün net söylüyoruz. Yani şimdi yarın Fenerbahçe diyelim kötü bir sonuç aldı. Beşiktaş kazandı. Fark ne oluyor? 36 36 47 7 9 puan oldu. Olur mu ya? Hayır, hayır, 11 hay. Hay. puan ya. 36 bir dakika 36 47 46, 11, 11, puan ya. Puan. 11 puan. 11 puan. Haftaya gitti. Fenerbahçe ondan sonra bir yere gitti. Diyeyim, yine takıldı. Ha, yani senaryo yazıyoruz. Bu geçti gitti falan. Bir bakmışsın 14-15 puan fark olmuş buraya gelene kadar mesela. Onun için ama bu bizim işimize gelmez arkadaşlar. Bizim işimize gelmez. Çünkü biz her cumartesi günü futbol burada konuşmaya evet. çalışıyoruz. İddiası olan takımlarla ilgili bir şey konuşamayız ki. Değil mi? Onun için yani bize diyorsunuz yani hani Beşiktaş çok şey yapıyorsunuz diye. Hayır abi biz objektif konuşuyoruz. Aynen. Beşiktaş farklı bir şey. İçeride biz zaten ne maç seyrederken bağırıyoruz, çağırıyoruz. Hayır, bir, bir şey o. Sinan abi bak. Çelişkiler silsilesi. Diyor ki bu sene Avrupa Ligi'ni gelecek sezon Süper Ligi almak istiyorum diyor. Geçelim. Ne demiştik hani para konusuna gelsenize bir para. Para kazandım. Bak burada Fenerbahçe'de kalacağını anlıyorsun. Advokatın. Burada da Rus basınına yaptığı açıklamada diyor ki çok para kazandım. Aileme zaman ayıramıyorum. Bu bana yeterli. Ailesi Hollanda'da. Biraz önce siz de söylediniz eşi Hollanda'da. E burada da diyorsun ki Ertem. herhalde gidecek. Öbür tarafta diyorsun ki seneye Hadi kalacak. Şimdi adam kaç yaşında abi? 64, 65. 65 galiba. 65 yaşında. Şimdi tipik şimdi ona sayısaldan para çıktı. Bir, bir buçuk milyon euro çıktı İstanbul'da. Gideyim dedi, alayım dedi. Aldı. Çok parası da vardır. Evet, Allah daha çok versin. Evet hanımıyla e şimdi onlar Malta'ya falan böyle var ya güzel tarihi, yer, turistik yerler var Malta, bırak Vrak de gez gezeceğim, diye. keyif yapacağım. <laughs> Karım da yaşayacağım diyor. Keşke ben de onun yaşına böyle sağlıklı gelsem de aynı şekilde ben de hanımla beraber o <laughs> kadar çok param olsa da böyle rahat rahat her yere dünya her yerine <laughs> gitsem, gezsem evet. Yani 60 64 65'ten bunu düşünebilir. Ve zaten Ertemcim zor ikna etmişler. Hanım istememiş. Evet. Ama bu sene Fenerbahçe yönetiminin şartı ne biliyor musun? Hanımını da getireceksin. Hmm. Hanımını da getireceksin. Çünkü adamın hanımı yok burada. Çok kendini öyle deme. Tabii, Şimdi tabii. akşam herkes evine git diyor. Karısı, çocukları yanında. 69. Abi seneye 70. Otele gidiyor. Otelde yatıyor. Kimsesi yok yanında. Tek başına. Öyle değil mi? Doğru tabii canım. Ailesinden uzak. O. Onun <laughs> için ailesini <laughs> getirdi. Hanımı evet. da gelmiyor. Yani durumu sıkıntılı aslında. Hanımı da gelmiyor. Yani evet. ben zor ikna olacağını düşünüyorum. Yani para caziptir ha. Bu saatten sonra onun yani 15-20 milyon euro parası vardır diyelim kenarda. Yani 22 euroyu yani 22 milyon eurosu olsa hayatı mı değişecek? Hayır. Yani ne yersin, ne kadar yersin, her Doğru. Ne kadar para Hadi belli yiyeceğin yemek ne belli yiyecek? 200 gram 300 gram yiyorsun yediğin belli içtiğin belli abi. ne yaptın belli adam da diyordur ki hayatımı yaşayayım karıma vakit ayırayım diye ben zor düşünüyorum önümüzdeki sezon anlaşmasının önümüzdeki sezon zor diye görünüyorum hanımının geleceğini de düşünmüyorum peki ne olur Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ben bilmiyorum bugün niye böyle bu konuda cevap vermiyorsunuz Ertem yani ne bileyim ben şimdi hayır hayır şundan takıldım kaldım şu ısrarla baştan biri söylüyorum Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne olur diye. Siz 3 bu, ihtimalle. bundan 3 <laughs> ihtimalle. Ayşe ne olur maç? Ayşe, Ayşe istedik söyle kızım ne olur maç? He? 3 ihtimalle diyor da bak. Fenerlisin sen fanatik. Sinan abi Fenerbahçe Kasımpaşa Fenerbahçe bu moralle Kasımpaşa Medipol Başakşehir'den aldığı moralle ee, ya eskiden... ben eskiden... Kasımpaşa yener diyorum. <coughs> Kasımpaşa yener ya yani. diyorsunuz. Yani Kasımpaşa yenilmez diyorum. Kaybetmez diyorsunuz. Adem oynuyor mu? Oynuyor. Adeles çekti maçta çıktı oyundan. Oynuyor. Adem oynuyorsa Kasımpaşa yenilmez diyorum. Bak Adem büyük Adem oynarsa. Büyük. Akisar Beşiktaş kazanır. Onu net söylüyorum. Abi Beşiktaş tartışması bu ligin en iyi takımı. Ama bu ligin iyi takımı demem için de Beşiktaş için. Bir tane büyük yeneceksin. Tabii. İyi takımsan Telekom'da gideceksin. Galatasaray'ı yeneceksin. O zaman sana büyük takım derim Şenol Hoca. İyi takımsın derim. Bir tane büyük yenmiyorsun baba. Başakşehir'i yenmedin. Fener'i yenmedin. Galatasaray'ı yenmedin. Telekom'da yeneceksin. Telekom'da yeneceksin. Yalan Mertem. Doğru. Hiç büyük yenmedin abi. Bir tane alacaksın. Zaten bir iddialar kaybettim bir sürü. Zaten yani sinirim tepemde. Evet, e, devam edelim. Sevgili seyirciler, e, Krasnadorlu, Krasnador başkanı mıydı? Bir getirelim ekana. E, yönetici 39 numarayı bir getirelim önümde açıklaması yok onun. Arkadaşlar vermemişler. Tanıştık. Bizim rengimiz belli. Bizim Nihat'a benzemiyor mu Mevlüt Nihat? Ha. Bizim rengimiz belli. Biz Galatasaray'lıyız. Galatasaray için kazandık. Çok güzel bir stat yaptı. Hakikaten bunu söyledi mi? Söylemedi. Nerede söylüyorlar? Söylesin. Niye söylerler? Neden abi ya? Bizim rengimiz belli. Biz Galatasaray'lıyız. Abi Galatasaray niye için kazandık. Yani Ne gerek var? Çünkü ben beyefendiyle tanıştım. Bizim Ali Güven tanıştırdı. Hı -hı. Oturduk ettik. Harika bir stat yapmış. Yani Galatasaray'la bu maçın yani ne alakası var? Zannetmiyorum ya Ertem. Nerede Galatasaray mı geldi? Hani Galatasaray'la maçtan bu maçın, sonra, maçtan hani Galatasarayla sonra. Hani Galatasaraylı bu maçı nerede bir harika bir stat yapmış. Tebrik ediyorum. Müthiş bir e, atmosfer. Bir Türk'ün orada öyle bir stat yapması onur verici, gururlandırmış bizi. Tebrik ediyorum ama Galatasaray'a gerek yok. Bahattin Demirbilek beyefendi. Biliyorum. Yani tanıştım, oturdum. Çok beyefendi bir adam. Hep beraber oturdum. Ee, onun dışında tabii bizim Serhat Ulu Eren falan da vardı. Beraber hı hı. Ali Güven falan orada oturduk. Tebrik ediyorum ama gereksiz yani Galatasaray için kazandık demeye gerek yok Galatasaray'ı. Galatasarayla birsin ama yani yani Krasnodar takımını mı tutmuş bu efendi? Yani Krasnodar Krasnodar takımı tutmuş Fener'e karşı? Krasnodar'ın as başkanı. Tamam. Bizim rengimiz belli. Biz Galatasaraylıyız. Galatasaray için kazandık. Daha önce Sayın Duygun Yarsuvat yönetimi için ismi geçmiş Galatasaray'a. Biliyorum, evet. biliyorum ama gerek yok. Ya. <laughs> Niye tepki alıyorsun? Sen yani Fenerbahçe Fenerbahçeli seni anladın mı sevsin? Ee, ya sen buranın teyisin ama bir Türksün sonucunda yani. Krasnodar tamam orada yaşıyor olabilirsen gerek yok. Ama yani her şeyden önce stadından dolayı yapmış olduğu staddan dolayı da tebrik ediyorum. Evet. evet. Fenerbahçe Sinan abi biraz dinlendireyim. Fenerbahçe maçı ne olur? Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne olur diye sizlere sormuştuk. Beşiktaş-Akisar belediye maçı ne olur diye soruyorum şimdi. Sevgili ha? seyirciler. Kürşat e, Akgün yanlıyorum yapmayın akıllı olun BJK'lisiniz diye demiş. Teşekkür ederim. Yakup abi Fenerbahçe'nin işi çok zor demiş. Ali Öztürk, e, Murat Çardak-Kasımpaşa alır demiş. Rıza Akçay-Beşiktaş-Fener e, yenilir ne? Anlamadım orayı ben. E, KMA KMA Süleyman Kurtay e, bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum Rusya'da Fenerbahçe değil Krasnador oynamadı. Fener ruhsuz haliyle nasıl fark atmadı demiş. Beşiktaş e, şereftir. İlkay Kasımpaşa yenilmez demiş. Eser Köprülü e, Tugay KMC Kasımpaşa maçı alır. Serkan Kaya devam ediyorum Mete Han. Özkan Bektaş Ferro 1-1 biter demiş. Cem Fenerbahçe mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçları alamıyor maalesef. Kasımpaşa maçı alır demiş. Rıza Akçay e, Fenerbahçe'de hakemle 15 puan alsaydı demiş. İbrahim Bejeke bana ne Galatasaray Fenerbahçe'den isterim ki yarın şampiyonluğumuzu ilan edelim demiş. E, eşkıya ışıklı biraz da men cezası olan taraftar için konuşun. Lütfen bak iki yıldır cezalıyız demiş. Ömer Kalaycı e, devam edelim. Mert Şenol Tekdemir, İbrahim BJK, devam ediyorum. Yakup Muhammed Cindoruk, Ahmet e, Gülbatan, Kasımpaşa yener. İlkay Kasımpaşa yener. E, Recep Gündür Kasımpaşa yener. Buran Çolak, e, Özkan Bektaş, Ali Tambaşı, Ali Güraldev Azerbaycan'dan selamlar. Kasımpaşa 4-0 kazanır demiş. Oo. Tezcan Nalbant, e, Rabia hakem düdük Çalınca demiş. Kaan Söylemez Oğulları, Kasımpaşa Yener demiş. Mehmet Biricik, Fenerbahçe Yener demiş. Ali Soydangül, Fenerbahçe Yener demiş. Tweetleriniz gelmeye devam ediyor. Can Keser, Fenerbahçe farklı yenecek abi demiş. Ee, Ekrem Fırıncı, Kasımpaşa alır, Fenerbahçe kopar demiş. Ee, Berat Ambal, Benim Fikrim Beni ilgilendirmez demiş. Benim Fikrim Beni İlgilendirmez. Ee, Gökhan Yurdagül, e, Fenerbahçe kazanır demiş. E, Ufuk Kasımpaşa bambam bam demiş Kadir Kasımpaşa kazanır demiş e, İlkay Gözler Kasımpaşa 2-1 alır Fener Beşiktaş'ta 3-1 kazanır demiş Kenan Bayramor, Bayramov Fenerbahçe, Fenerbahçe der, maçı alır net Fener demiş Fenerbahçeleri seviyor mu Ertuğ? Bence sevmiyor Yapsana bir kalmalama diye Ne diyelim? Advokat kalmalama Fenerbahçeliler çünkü bana çok mesaj geliyor Tamam Buradan Fenerbahçe taraftarına soruyoruz Advokatla ilgili evet Advokat evet. önüncü sezon kalmalı mı, gitmeli mi? Advokat kalmalı mı? Kalsın mı? Kalmalı mı, gitmeli mi ya? Net. Beşiktaş yarın farklı kazanır Ertan'cığım. Beşiktaş için ne diyeceksin Sinan abi? Beşiktaş yarın farklı kazanır. Yani savunmada sıkıntı olmasına rağmen ama Beşiktaş'ın ben yarın Vodafone Arena'daki ambiyansta yani kaybedeceğini beraber öyle kalacağını düşünmüyorum. Yayının başında söylemiştim. Bu son dakika gelişmesini bir kez daha verelim. Sıcak gelişmeye verelim artık son dakika değil. Atınç oynayacak yarın. Atınç Nukan oynayacak. Marcelo ile beraber sevgili seyirciler Beşiktaş'ta ilk 11'de Atınç oynayacak. ilk kez Beyaz Futbol'da yayın başında Duyurmuştuk sizlere. Atınç Nukan e, oynayacak. Siyah beyazlarda stoperde. Evet. Marcelo ve Atınç. E, iki ağır futbolcu diyorlar. İki ağır isim. E, Marcelo, Marcelo ağır Marcelo değil, değil Türkiye bence. Türkiye'nin en iyi stoperi yani. Ağır ya. Marcelo gibi stoperin...